Merhabalar. Bugün nitel verilerimizi analiz ederken kullandığımız yazılımları neden kullandığımız ve nasıl kullanmamız gerektiği hakkında bir paylaşım yapmak istiyorum sizinle. Nitel veri analiz yazılımları yaygınlaşana kadar aslında nitel veriler analiz edilmiyor muydu? Hayır, ediliyordu. Nitel araştırmacılar nitel verilerini el yordamıyla analiz ediyorlardı. Yani verilerini sınıflandırıyorlardı, kategorize ediyorlardı ve bu elde ettikleri kategoriler ışığında da verilerini yorumluyorlardı. Dolayısıyla verileri analiz etme işi yazılımlarla beraber hayatımıza girmedi. Daha öncesinde de vardı. Peki yazılımlar bize ne sağlıyor ve neden bir yazılım kullanmalıyız? Yazılım kullanmadan nitel verileri analiz etmemiz artık mümkün değil mi? Bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Önce bir yazılımı neden kullanırız? Bir yazılıma neden ihtiyaç duyarız? Bununla ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Bunlardan ilki nitel araştırma yaparken nitel verilerimizin analizinde kullandığımız yazılımı kullanmak araştırmanın amacı mıdır, aracı mıdır? Şimdi araştırmacının bunu ayırt etmesi lazım. Yani o araştırmayı yaparken bir yazılım kullanmak araştırmanın amacı değil, araştırmanın aracıdır. Şöyle düşünelim. Kalem, biz yazıyı yazarken bize aracılık eder. Bizim yazıyı nasıl yazacağımız, yazının içeriğinde ne olacağı ve dolayısıyla da bu nasıl başlayacağız, nasıl bitireceğiz, nasıl sonlandıracağız, bunların tamamı aslında kalemden bağımsız bir biçimde zihnimizde mevcuttur. Peki kalem ne yapar? Bizim bu aklımızdaki var olan düşünceleri yazıya dökmemizi sağlar. Programın kullanımını da böyle düşünmeliyiz. Hangi programı kullanırsanız kullanın, yaygın olan pek çok program var. Bunlardan hangisini kullanırsanız kullanın, program size aracılık ediyor. Peki bunun dışında işlerinizi kolaylaştırmıyor mu? Evet, işlerinizi çok kolaylaştırıyor. Fakat sizin yapmadığınız hiçbir şey size vermiyor. Yani nitel bir araştırma yaparken bir yazılım kullanıyor iseniz verilerinizin analizinde sizin kodlamadığınız, sizin kategorileştirmediğiniz, sizin sınıflandırmadığınız, sizin yönlendirmediğiniz hiçbir veriyi sistem size geri vermiyor. Dolayısıyla bir yazılım kullanırken de aslında her işi tüm adımlarıyla araştırmacı yapıyor. O yüzden araştırmacının araştırmasını iyi biliyor olması, araştırmasını tanıyor olması, verilerinden ne beklediği, verilerini nasıl sınıflandırdığını bilmesi çok önemli. Eğer araştırmacı verilerine yabancı ise verilerin sınıflandırılmasına, analizine ilişkin bir yaklaşıma, bir düşünceye sahip değilse, buna ilişkin bir fikri yoksa yazılım ona yol göstermeyecektir. Yani bu yazılımları böyle bir sihirli değnek gibi düşünemeyiz. Bizim vermediğimiz hiçbir şey oradan bize geri dönmüyor. Dolayısıyla böyle bakmak lazım. Aynı zamanda hani kalem ya da Word gibi düşünelim. Açtık Word'ü, her araştırmacı değil mi? Word'ü kullanıyoruz makalelerimizi yazmak için. Bu makaleleri yazarken bazı araştırmacılar daha başarılı makaleler yazıyor Word aracını kullanarak. Bazı araştırmacılar daha az başarılı makaleler yazıyor. Bazı araştırmacılar hiç makale yazamıyor. Peki araştırmacıların makale yazmasını sağlayan şey Word mü? Hayır. Araştırmacıların kendi entelektüel kapasiteleri, ne yapacaklarını bilmeleri, fikirleri, düşünceleri ve benzeri durumlar. Dolayısıyla bize aracılık eden şeyi amaç haline dönüştürmememiz lazım. Fakat bunun dışında bir yazılım kullanmanın büyük avantajları var. Bunlar ne? Bir kere verilerimizi filtreleyebiliyoruz. Yani şöyle düşünün, 40 tane birer buçuk saatlik görüşmesi olan bir araştırmacının işte onlarca, yüzlerce sayfa metin içerisinde eğer bir yazılım kullanmıyorsa herhangi bir koda ilişkin
ifadeleri araması, bulması, sınıflandırması oldukça güç olacaktır. İlerleyen zamanlarda verilerini kullanmak istediğinde ise bu başka güçlükler doğuracaktır. Program kullanmak bize filtrelemeler yapma imkanı sağlıyor önce. Yani elimizde yüzlerce, binlerce sayfa veri olabilir. Bu veriler içerisinde hızlıca kodlu ifadeleri, kodlu bölümleri, belli ifadeleri arayıp bulabiliyoruz. Sınıflandırmalar yapabiliyoruz. Bunun dışında görselleştirme imkanı sağlıyor bir yazılım kullanmak bize. Yani artık dijital çağda her şeyin görsellerle sunulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ve yalnızca nitel bir araştırmayı yazı ile ifade etmek, yazı ile ortaya koymak, katılımcı ifadelerini herhangi bir araştırmanın sonuçlarına, bulgularına ilişkin bir portre sunmadan vermek aslında okuyucuyu da bir miktar yoruyor. Çağın gerekliliklerine de ayak uydurmak için bu tür yazılımları kullanmak gerekiyor. Bunun dışında araştırmacının sınırlılıkları nedir diye düşündüğümüzde bu yazılımları kullanırken aslında araştırmacı son derece özgür. Evet, araçlar sunulmuş, görsel araçlar, matrisler, işte frekans tabloları, kod alt kod bölümler gibi bazı araçlar sunulmuş. Peki bunların dışında araştırmacı kendi verilerinden daha özgür bir biçimde bir yaklaşım, bir model çıkartamıyor mu programlar üzerinde? Elbette çıkartabiliyor. Bunun için İşte haritalar alanını kullanarak kendi modellerini oluşturabilir. Ya da bunun dışında başka araçlar kullanarak zihnindekini ortaya koyabilir. Fakat bir yazılım kullanmak çok önemli ve büyük kolaylıklar sağlıyor. Burada kendinizi bir araştırmacı olarak özgür hissetmelisiniz. Kendi yaratıcılığınızı programın sınırlandırmasına izin vermemelisiniz. Programın sunduğu imkanlardan faydalanıp bunun üzerine kendi araştırmanızla ilgili sorularınızı, yaklaşımlarınızı, kendi modellerinizi de ortaya koyabilmelisiniz. Dolayısıyla bu yazılımları kullanırken ben araştırmacıların ısrarla konumlarını doğru belirlemelerini öneriyorum. Yani bir araç olarak bu yazılımları kullanıyoruz ve bu yazılımlar bize çeşitli fırsatlar sağlıyor. Bu fırsatları kullanacak olan biziz ve bizim kapasitemizle sınırlı. Bunu unutmayalım. Dolayısıyla nitel verilerimizin analizinde kullandığımız yazılımlar bir amaç değil, araştırmamızın amacı değil, aracı olmalı ve buna dikkat etmeliyiz. Evet, bu konuda benim söyleyeceklerim bu kadar ve hepinize iyi çalışmalar diliyorum.